Katliam var ve bunun sorumlularına ilişkin hala en başta çok kıymetli annemize, sizlere bir bilgi paylaşımı yapılmaması, bunlar anlaşılacak gibi değil. Gerçekten göz göre göre işlenen bir cinayetin, herkesin gözü önünde işlenen cinayetlerin, bir hastanede işlenen cinayetlerin hala aydınlatılamamış olması, hala adaletin tesis edilememiş olması, burada bir annenin her şeyden önce bir senedir çığlığının duyulmuyor olmasının hiçbir yerde makul bir izahı olamaz. Emine anne şunu söyledi: adaleti sadece kendim için istemiyorum, herkes için istiyorum. Bu bir yılda dosyada ne oldu? Hiçbir gelişme olmadı ama adalet nöbetinde bir gelişme oldu. 100 metre adliyenin önünden buraya taşıdılar adalet nöbetini. Tek gelişme bu, bu dosya açısından. Bu haklı ve meşru bir taleptir. İlk buraya ziyaretimizde geldiğimizde de şunu söylemiştik. 123. gündü o gün. Değil 123 gün, 1123 günde sürse bu adaletin meşru bir talep olduğundan her zaman bu talep bizce de meşrudur. Şen Yaşa ailesinin her zaman yanında olduğumuzu belirtmiştik. Bugün ilk günden beri bizlerin yanında olan bölge baro başkanlarımız burada. Onlara hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve göreve geldiği ilk gün hiçbir baro ve avukat yalnız, hiçbir yurttaş savunmasız kalmayacak diyen Erisi Hakan da burada. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyorum. Yaklaşık 4 yıl önce işlenen cinayetlerin halen aydınlatılmamış olması üzerine bir yıldır burada bir anne gözlerinin önünde öldürülen, katledilen, linç edilen eşinin, aynı şekilde hastanede öldürülen iki çocuğunun haklarını savunmak için bir yıldır burada yağmurda, çamurda, güneşin altında nöbet tutmak zorunda bırakılıyor. Adaleti tesis etmeliydik ve bir nebze olsun o gözyaşlarını dindirebilmeliydik bugüne kadar. Ancak bir anne çocuklarını öldüren kişiler yargılanabilsin diye bir yıldır burada sesini duyurmaya çalışıyor. Biz bugün burada Türkiye Barolar Birliği olarak, barolarımız olarak bu adalet çığlığına destek vermek, omuz vermek ve bu acıyı paylaştığımızı ifade etmek için bulunduk. Bundan sonraki süreci de etkin şekilde takip etmeye devam edeceğiz. Hepinize saygılarımı sunuyorum.